Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Şöyle bu uh, videomunuzun uh, konusu reported speech. Burada ne yapıyoruz? Birisinin cümlesini tam olarak değil de aslında ne demek istediğini aktarıyoruz. Yani birisi bir şey söylerse biz onun cümlesini tam olarak tekrarlamadan ne demek istediğini aktarıyoruz. Şimdi bir Türkçe örnekle devam edeyim. Mesela burada diyorum ki hani benim annem diyor çantamı arabandan getir. Bana söylüyor bunu. Tamam. Çantamı arabandan getir. Şimdi ben annemin ne, dedi, ne demek istediğini birisine söylemek istiyorum. Şöyle diyeceğim. Annem çantasını arabamdan getirmemi istedi. Tamam. Şimdi burada neler değişti? Çantamı çantasını oldu. Çünkü annenin çantasından bahsediyoruz. Arabandan arabamdan oldu. Çünkü benimle konuşuyor. Bu benim arabam olduğu için ben bu şekilde aktarmak zorundayım getirmemi istedi. Burada bana bir emir var. Bana doğru bir emir var. Ve bir istek var. Ben bu emiri kime yaptı, yapıldığını yani bana benden istendiğini burada getiriyorum. Şöyle fiili değiştiriyorum. Ayrıca ne hangi amaçla söylendiğini yani hani hangi durumda bu cümle bana söylendi. Bir şey istendi benden. Bir de istemek fiilini getiriyorum burada. Tamam. Neler değişti? Bir, iki, üç tane şey değişti ve bir şey de ilave oldu. Şimdi, yani Türkçe'de bunu yapıyorsam İngilizce'de de yapıyorum. Zaten bu daha bir zor bir karışım hani burada görüyoruz. İngilizce'de daha kolayını yapacağız ama yani mantık aynı. Bazı şeyleri değiştirmek zorundayız bir cümleyi aktardığımızı onu anlatmak istedim ay bu zor falan filan demeyin zaten daha zorunu yapıyorsunuz. Evet. Şimdi reported speech imperatives. Imperatives emir cümleleri demek. Başlayalım. John said bring me some water. John asked me to bring him some water. Bir kere buradaki ask istemek demek. Want anlamı veriyor. Tamam? Buradaki ask sormak değil, want anlamı veriyor. Ask me. Peki neden want söylemiyorum? Çünkü birisi bir şey rica ettiğinde bunu ask deriz hani. Okay, ask me to bring him Buradaki mi kim oluyor? Can. Ben de bunu aktarırken Can'ın olmasını e, hani aktarmak için him söylemek zorundayım. Ne diyorum? Can ask me. Bu benim, bana söylediğinde. To bring him some water. Bu şekilde bu değişiyor. Diğer örneği geçelim. John said, be quiet, Tim. Kime söylüyor? Tim'e söylüyor. John asked him. Şimdi emir cümlesi, emir fiilini aktarmak için bir tane to getireceğim. Bir öncekinde burada da to getirdim. To bring him some water. Bir sonrakinde de yine de be quiet benim fiilimle be. To be quiet. Yani olumlu bir fiilim varsa öncesinden to getiriyorum. Şimdi olumsuz bir istek. Getirelim. Jane said, don't forget to call me. Diyelim ki Jane benle konuşuyor. Jane asked me diyorum. Şimdi don't forget'i not to forget olarak değiştiriyorum. To call her. Buradaki me kim oluyor? Jane'in kendisi oluyor. Kız olduğu için her kullanıyorum burada. Jane asked me not to forget to call her. Bu şekilde onun dediği cümleyi aktarmış oluyor. Okay. John said don't ask me anything. Kime söylüyor? Bize söylüyor diyelim. John asked us bizden istedi. Not to, buradaki don't şeklini not to ask him anything. Buradaki me kim? John. Ne diyeceğim? Him. John ask us not to ask him anything. Şimdi, changes in tenses. Tensler değişiyor arkadaşlar. Eğer emir cümlesi değilse, cümlemiz normal bir cümle ise tenslerimiz değişiyor. Bir önceki geç, geçmiş tensine dönüyor. Yani hangi şekilde ise bir önceki geçmiş haline dönüyor. Yani bir adım geçmişe gidiyor tense'de. Öyle söyleyeyim. Mesela simple present simple past oluyor. Örnek. John said I want to stay at home. John said that, buradaki that getirebilirim, getirmeyebilirim de hani, hani isteğe bağlı. He wanted to stay at home. Ne yaptım? Buradaki I kim? John. Ne yazacağım? He. Want hangi tense de? Simple present. Ne yapıyorum? Simple past'e çeviriyorum. John said that he wanted to stay at home. Present continuous varsa cümlemde past continuous'a dönüşecek. Yani John said, I am taking a shower. John said that he was taking a shower. I kim oluyor? John. Ne getireceğim? He. Am taking present continuous olduğu için bunu past continuous'a aktaracağım. Was taking. cümlenin gerisi de aynı şekilde duruyor. Peki neden bunu bir önceki geçmiş zamanı dönüştürüyorum? Hani nedeni şu. Bu cümle dün söylenmiş olabilir, geçen sene söylenmiş olabilir. Ben bir şeyi anlatırken kim ne dediğini aktarırken geçmiş zamanı kullanmak zorundayım. O yüzden oradaki cümlenin tensine göre bir önceki geçmişine dönüyorum. Bu da sebebini söylemeyi unuttum. Örnekte daha iyi göstermiş oldum sanırım. Okay. Simple past varsa past perfect simple'a dönüşecek. Yani fiilin ikinci hali burada varsa burada had verb 3 kullanacağım. Had ve fiilin üçüncü halini kullanacağım. Örnekte bakalım. Alan said I saw a cat on the wall. I saw a cat on the wall. Aktarıyorum. Alan said that he had seen a cat on the wall. I kim oluyor? Alan. Ne He. Saw, present, pardon, past simple. Değiştiriyorum. had seen a cat on the wall. Evet, present perfect simple varsa past perfect simple'a dönüşecek. Yani şöyle. Tom said I have seen them. Tom said that he had seen them. Bu kadar basit. I kim oluyor? Tom. Ne getireceğim? He. Have seen neye dönüşecek? Bir önceki geçmişine geçecek. Had seen olacak. Bu kadar. Şimdi present perfect continuous varsa bu past perfect continuous'a dönecek. Bir önceki geçmişine gidiyoruz. Örnekte Mary said I have seen sorry I have been waiting for an hour. Mary said that she had been waiting for an hour. Ne yapıyorum? Ay kim oluyor? Mary. Mary ne? She. Tamam. Have been waiting. Had been waiting. Değiştiriyorum. Gerisi aynı kalıyor. Mary said that she had been waiting for an hour. Will varsa would'a dönüşecek. Yani will de geçmişine gidiyor. Hani yapacak, yapacaktı olacak. Dan said, "I will call you later." Dan told me he would call me later. I kim Dan ne he will ne olacak would call tamam buradaki you kim oluyor bana söylediyse bunu ben oluyorum. Buna. bana hani olacak ya da beni Dan told me he would call me. later. Bu şekilde cümleyi aktardım. Can yine geçmişine dönecek. Kut getireceğim örnekte. Dan said, I can help you later, Jack. I can help you later, Jack. Dan told Jack He could help him later. Buradaki I kim? Dan. Ne getireceğim? He can değişiyor. Bir önceki geçmiş zamanına dönüyor. Could help yerinde duruyor. Buradaki you kim? Jack. Jack olduğu için burada ben you yerine him getireceğim. Dan told Jack he could help him later. Şimdi dersiniz ki ben bu cümleleri nerede kullanacağım? Nerede aktaracağım bu cümleleri? Hani niye bu hani zor geliyorsa bu zor grameri kullanayım falan filan nerede benim işime yarıyor? Bugüne kadar yoktu bu nereden çıktı derseniz eğer bu cümleleri aktarmayı yani reported speech ee, gramerini her yerde kullanacaksınız. Her yerde kimin ne dediğini söyleyeceksiniz. Bazı kurallar aktarmayı söyleyeceksiniz. Kimin ne yapacağını birisi söylediyse onları aktarmayı söyleyeceksiniz. Özellikle ve özellikle haberlerde bu tarz cümleleri göreceksiniz. Neden? Çünkü kim ne dediğini aktarıyorlar. O yüzden reported Speech'i mutlaka ve mutlaka her yerde olduğu için, her yerde kullanıldığı için siz de kullanacaksınız. Öğrenmek zorundasınız. Yani bunu öğrenmeden olmaz. Onu söyleyeyim. May varsa, might olacak. Örnek verelim. Pam said, I may come to the party. Pam told me she might come to the party. I kim? Pam. Pam ne? She. Bunu getirdim. May might olacak. Cümlenin gerisi aynı duruyor. Pam told me she might come to the party. Bu şekilde. Devam edelim. Must have to ve should varsa hepsi had to oluyor. Zaten hepsi aynı anlamda. Bir geçmişine döndüğünde had to kullanacağım onun yerine Nasıl oluyor bu? Şimdi bir saniye. Evet. Örnek verelim. Pam said, I must talk to you. Pam told me she had to talk to me. I kim oluyor Pam? Pam ne oluyor? She Tamam. Must var burada. Had to değiştirdim. Talk to yerinde kalıyor. Buradaki you kim oluyor? Bana söylediği için buradaki you me oluyor. Onu da değiştiriyorum. Cümlem şurada. Pam told me she had to talk to me. Bu şekilde. Now then bu şekilde değişecek. Now varsa then kelimesini değişecek. Şöyle. Tom said I am reading a book now. Tom said that he was reading a book then. Bu cümleyi mesela geçen hafta demişse hani şu an yerine o an anlamında gelen bir kelime kullanacağım burada. I kim oluyor? Tom. Tom ne? He am reading bir önceki geçmişine dönüyor. Was reading olacak. Now da now da ne yapıyoruz? Then'e dönüştürüyoruz. Tom said he was reading a book then. Gelelim şuraya. Today, tonight ikisi de that day, that night diye değiştiriliyor. Örnek verelim. Ben today örnek verdim. Tom said we are meeting Sam today. Tom told me they were meeting Sam that day. We kim oluyor? Şu tam Tamam. Yani neyi dönüşecek? They kelimesine dönüşecek. Are meeting önceki geçmişine dönüyor. Were meeting olacak. Sam yerinde duruyor. Today that day olarak değişiyor. Cümlemiz Tom told me they were meeting Sam that day. Evet, yesterday varsa cümlemizde The day before the day before veya the previous day olarak değiştireceğim bunu. Şöyle. Alex said, "My mom was at home yesterday." Değiştiriyorum. Alex told me that his mom had been at home the day before. ya da aynı cümle the previous day. Ne yaptım? My mom kim oluyor? Alex'in annesi. O zaman his mom yazacağım. Was yerine had been koyacağım. At home yerinde. Duruyor. Yesterday, the day before veya the previous day olarak değişiyor bu şekilde. Alex told me that his mom had been at home the day before or alex told me that his mom had been at home the previous day geçelim eğer this morning this year this week gibi hani this olan zamanlar varsa bu that kelimesine dönüşecek hani bu akşam bugün bu bu sabah falan filan varsa o akşam o gün o hafta o sene olarak değiştirilecek cümle aktarıldığında Şöyle oluyor. Mark said, "I haven't eaten anything since this morning." Mark told me that he hadn't eaten anything since that morning. Şimdi I, kim, Mark. Ne yazacağım? He haven't eaten. Ne olacak? Hadn't eaten. Şuraya kadar geldik. This morning that morning oluyor. Burada this year, this month, this week falan varsa that year, that month, that week olarak değiştirecek. again. this varsa that oluyor arkadaşlar. Mark told me that he hadn't eaten anything since that morning. Cümlemizde here varsa there olacak. Here there yani burada demişse o an biz şimdi bir hafta sonra o cümleyi aktarıyorsak orada diyeceğiz. Şöyle ki Tom said I saw Sam here. Tom told me he had seen Sam there. Ay kim oluyor? Tom. Ne değişecek? He olacak. Saw bir önceki geçmişine had seen olacak sam yerinde duruyor. Here there olarak değiştirilecek. Cümlem ne olur? Tom told me he had seen Sam there. Bu şekilde aktarıyorum. Şimdi tomorrow varsa cümlemde tomorrow the following day or the next day olarak değiştiriyorum. The following day, the next day. Gelelim örneğimize. Mary said, "I am going to work tomorrow." Mary told me she was going to work the following day, or Mary told me she was going to work the next day. Ne yaptım? Ay var, ay kim oluyor? Mary. Ne getireceğim? She. Am going ne oluyor? Bir önceki geçmişine dönecek. Was going olacak. To work yerinde. Tomorrow, the following day veya the next day olarak değişiyor. Cümlem şöyle. Mary told me she was going to work the following day. Or Mary told me she was going to work the next day. Bu şekilde aktarmış oluyorum. Ego varsa cümlemde before olarak değişecek. Ama ne Mary said I called my mom two days ago. Mary told me she had called her mom two days before. Ne değişti? I kim? Mary. Ne She. Called. Bir geriye geliyor. Had called. olacak. My mom kimin annesi? Mary'nin annesi. Ne getireceğim? Her mom olacak. Two days ago, two days before olacak. Tamam? Değişen şeyleri aynı renklerle gösterdim. Cümlem şu. Mary told me she had called her mom two days before. Şimdi Last week, last month, last year gibi varsa should last, the previous olarak veya before olarak değişecek. The previous week, the previous month, the previous year veya the week before, the months before, the year before olarak değişilecek. Evet. Şimdi Jack said, I saw Mary last week or month. Neyse. Jack told me he had seen Mary the week before or the month before. Or Jack told me he had seen Mary the previous week or the previous month. Ne yaptım? Ay kim oluyor? Jack. Ne getireceğim? Ne getireceğim? He saw. Yerine bir önceki geçmişe dönüyorum. Had seen olacak. Last week, the week before veya the previous week olacak. Neyse işte last, before veya the previous olarak değiştiriyorum. Cümlem ne? Jack told me he had seen Mary the the week before, Jack told me he had seen Mary the previous week. Bu şekilde. Evet. Next varsa cümlemde the following olarak değişecek. Mary said I will meet you there next week. Mary told me she would meet me there the following week. Ne yaptım? I kim? Mary. Ne getireceğim? She. Will meet. Would meet olacak. You kim oluyor? Bana söylediyse ben oluyorum. Me getireceğim. there yerinde kalıyor, mekan yerinde kalıyor. The next, pardon, next week, the following week olarak değişiliyor. Değiştiriliyor. Gerçekten Türkçe zor. Mary told me she would meet me there the following week. Bu şekilde cümleyi aktarmış oluyorum. Evet, bitti. Sonunda bitti. <laughs> Evet arkadaşlar, bunları not alın. Ee, nasıl pratik yapacağım bunları? Reported Speech Exercises yazıyorsunuz Google'da. Oradaki egzersizleri yapıyorsunuz. Check Answer butonuna basıyorsunuz. Sizin doğru cevabınızı veriyor. Ve bunu mutlaka yapın. Reported Speech öğrenmeden İngilizce öğrenilmiyor arkadaşlar. Fluency... Hani akıcı oluşmak falan olmuyor. Bunu öğrenmeden olmuyor. Bunu öğreneceksiniz. Bol bol pratik yapın. Pratik yapmaktan yorulmayın, üşenmeyin. Çok da zevkli olacak. Her seferinde doğru yaptığınızda bunu kutlayın. Güzel güzel pratik yapın. Başarılar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.